Yol altyapı dairemiz de bu bölgede çok ciddi manada harfiyat yaptı. 10 adet poligonun harfiyat çalışmaları, yine bunların etrafına düzenlenmesi, kafe, kriteri ve özel hareket polislerimizin kullanacağı sosyal alanların etrafları da yapılan asfalt çalışmaları son aşamaya geldi. 20 bin metrekare civarında da 5SK kaplama asfalt çalışması yapıldı. Tabii özel hareket merkezi Malatya için önemli bir merkez, Türkiye için de önemli bir merkez. Hakikaten Malatya'nın ikinci şoför okulu olabilecek ve Türkiye'deki özel hareket polislerimizin buradaki eğitim merkezinde ve eğitim kampüsünde yetişilerek Türkiye'nin değişik illerinde görev yapacaklar. Tabii biz belediye olarak da buranın altyapısının gerek harfiyat noktasında, gerek poligonların yapılması noktasında, gerek kanalizasyonun suyunun yapılması noktasında, gerek sosyal donat alanlarının yapılması noktasında ve gerekse yol ve asfalt çalışmalarının yapılması noktasında da belediye olarak bu konuyu üstlendik ve bu anlamdaki çalışmalarımız biraz evvel de genel sekreter yardımcımızın ifade ettiği gibi o dönemde bu bölgede bugünkü değerli 300 milyon üzerinde sadece harfiyat çalışması yapıldı. 10 adet poligon yapıldı, sosyal testler yapılıyor. Bunlar tabii genel bütçemizde, İçişleri Bakanlığımızda, TOKİ tarafından yapılan ihale neticesinde son aşamasına geldi. İnşallah önümüzdeki yıl buranın açılışı da gerçekleşerek ve bunun karşısında da biz ayrıca da buradaki kalan polislerimizin sosyal ihtiyaçlarını giderme noktasında 5 yıldızlı bir polis evi yakında temelini atacağız. İnşallah onlar da hepsi birlikte yapılırsa eğitim binalarıyla, dershaneleriyle, poligonlarıyla ve 5 yıldızlı polis eviyle bir kampüs alanında Malatya'mız özel hareket polislerini yetiştirecek ve Türkiye'nin her tarafına Malatya'da yetişen özel hareket polisleri görev yapacak. Yaklaşık burada 3500 kişi eğitim görecekler. Bu eğitim süreci içerisinde de 4-5 aylık eğitim sürecinden sonra da ülkenin değişik yerlerine görev için gidecekler. Geçmiş dönemde Malatya'nın ticari ve sosyal hayatını olumlu yönde etkileyen şoför okulu ve acemi birliği burada kalktıktan sonra özellikle esnaflarımızın bu anlamda çektiği sıkıntılar hep bize geliyordu. Tabii biz buranın yapılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza bu dileğimizi ilettiğimizde sıcak karşılanması ve bu konuda talimatlandırılması ve ihale sürecinin başlatılması ve son aşamaya gelmesi Malatya için de önemli bir kazanımdır. Bu anlamda emeğe geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze ve altını çizerekle ifade etmek istiyorum. Özellikle burada özel hareket müdürümüz olan ve şu anda özel hareket daire başkan yardımcımız olan İsmail Bey'e ve şu andaki görevli Şenol Bey'e ve buradaki görevi yapan arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar da bu tesislerin ve bu eğitim merkezinin ve kampüsün Malatya'ya gelmesi noktasında hakikaten hem hiyerarşik anlamdaki, bürokratik anlamdaki engellerin kaldırılması ve onların önündeki engellerin aşılması noktasında ve bizlerin bu tesisin altyapıyla ilgili, çevre düzenlemeyle ilgili ve üst yapıyla ilgili çalışmalarda bizzat kanalize edilmesi noktasında büyük emekler geçti. Ben bu tesisimizin Malatya'mıza, güvenlik kuvvetlerimize, özel harekat polislerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.